Herkese merhaba, ben Harun Akdemir. Bu videomuzda BTC'nin Additive Manufacturing Extension modülünü inceleyeceğiz. Bu modül ile birlikte katlamalı imalat proseslerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. İlk olarak bir ürünü 3D printer'a hazırlamak için ürünü daha basit ve daha hafif hale getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde daha çabuk bir üretim, daha kolay bir üretim gerçekleştirebiliriz. Bunun için lattice geometrilerini kullanacağız. İlk olarak örneğin şu kısmı ben kaldırıp lattice geometrilere doldurarak daha hafif ve basit bir hale getireceğim. Şöyle geldim, flexible modeling'e geldim. Şuradaki yüzeyi remove'la kaldırıyorum. Kolay bir şekilde yüzeyimi kaldırdım. Şimdi bu kaldırdığım yüzeyi lattice geometrilerle oluşturarak daha basit bir tasarıma dönüştüreceğim. Model tabıma gelip Engineering grubu içerisinde Lattice komutuma tıklıyorum. Lattice komutuma tıkladığım zaman karşıma gelen pencerede artık komutları, araçları kullanarak işlemimi gerçekleştirebilirim. İlk olarak hangi alanda bir Lattice geometri oluşturacaksam eğer o alanları seçmem lazım. Lattice Region'a geldiğim zaman geldim şu yüzeyi seçtim. Ve bu yüzeyin teğetindeki bütün yüzeyi seçmek istiyorum. Sağa tıkladım. Tangent Surface dediğim zaman bütün yüzeyleri seçtim. Ve bir sınır belirtmek istiyorum. Kontrole basılı tutup şu üst yüzey ile alt yüzey arasında bir lattice geometri oluşturacağım. Daha sonra buradaki Position and Orientation'dan lattice geometrimizin oryantasyonunu ya da pozisyonunu da buradan belirleyebiliriz. Burada First Cell Position'da bir koordinat sistemi seçip bu koordinat sistemine göre yerleştirebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi 3 boyutlu latisler karşımıza geliyor. Şuna baktığımız zaman ya da 2.5 eksen dediğimiz latislerimizi de oluşturabiliriz. Şuradan koordinat sistemine göre konumlarını da düzenleyebiliriz. Şöyle 3 boyutlu bir latis geometrim olsun. Buradan latislerimin şeklini de belirleyebilirim. Ayrıca ölçeklerini de ayarlayabilirim. 10'da 5 olsun. X, Y ve Z'den 10'da 5'lik ölçüler vererek latis geometrimin son halini verebilirim. Daha sonra gelip buradan bir ön izleme ile lattice geometrilerimi oluşturabilirim. Dilersek bunu 2.5 eksende oluşturabiliriz. Geldim. Yine aynı şekilde. Şuradan örneğin altıgen olsun diyorum. Bu şekilde altıgen olarak oluştur diyorum. Bu şekilde lattice geometrilerimizi oluşturabiliriz. Lattice geometrilerimizi oluşturduktan sonra OK diyelim. Bunları tepsileri dağılımını gerçekleştirebiliriz. Geldim. File diyorum. Print diyorum. Buradan gelip printer için gerekli işlemleri yapabilirim. Dışarıda herhangi tanımlı bir yazıcınız varsa eğer buradan Creo'ya tanımlayabilirsiniz. Buradan gelip printerinizi tanımlayabilirsiniz. Ya da mevcut PTC'nin jenerik dediğimiz printer mevcut. Burada yaptığınız işlemleri SC olarak kaydedip herhangi başka bir printer'a da aktarabilirsiniz. İlk olarak geldim. Buradan normal montaj mantığıyla definition deyip gidip kurulumunu yapabilirim. Ya da gidip buradan tepsiye direkt yerleştir diyebilirim. Bunu yaptıktan sonra geldim, tıkladım. Çoğaltmak istiyorum. Pattern'la çoğaltabilirim. Şöyle 300 diyelim. OK diyorum. Şimdi bakın bu şekilde
mesafeleri fazla olacak şekilde çoğaltıp bu şekilde üretimi geçersek eğer fazla zaman kaybı olabilir. Bunun yerine nesting dediğim zaman maksimum verimli parçaların yerleşimini gerçekleştiririz ve daha az zaman kaybıyla üretimimizi gerçekleştirebiliriz. Bu işlemi de yaptıktan sonra gelip artık buradan bir printer için ön izlemesini alabiliriz. Destek supportlarımız mevcut. Geldim, tıkladım. Bakın bu şekilde mevcut supportlarımın nasıl olacağını gösteriyor. Dilersek buradan kesit de alabiliriz. Üretim sırasındaki adımları görebiliriz. Nereler oluşacak diye. Bu şekilde tamamlayabiliriz. Ve daha sonra yazdırmak istersek eğer gelip printer'dan buradan printleyip yazdırabiliriz. Dilersek başka bir parça da ekleyebiliriz. Geldim normal montaj mantığıyla assembly diyorum. Şuradaki parçayı da çağıralım. Parçam geldi herhangi bir yere. Dediğim gibi bunu montaj mantığıyla da yerleştirebilirim. Default diyelim. Default dediğim zaman şurada herhangi bir yere attı. Ya da default diyelim. OK dedim. Ya da geldim direkt tepsiye yerleştir diyorum. Tepsiye gelip yerleştirdi. Şuradan geldim. Kontrol. Geldim. Bunu da çoğaltalım. Patron'la baştan olsun. 300 olsun. Bu şekilde çoğalttım. Üretimi en uygun konuma getir diyorum. Bu şekilde yerleşimini yaptım. Dilerseniz bunu tutup tekrar sürükleyip şöyle şuraya da getirebilirsiniz. Sonra geldim bir ön izlemesini al diyorum. Destek elemanlarını göster diyorum. Bakın bu şekilde iki ayrı modeli de yazdırabiliriz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.